olearius yani ahulu mantarı değerli arkadaşlar. Evet, dikkat edilmesi gereken zehirli mantarlardan biri. Ağır sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Birçok tüketilebilen mantarla karıştırılabiliyor bu ahulu mantarı. Biraz daha büyüdüğü zaman daha da açabiliyor kendisine. Ve genelde ağaç üzerinde, genelde değil zaten ahulu mantarlarının tamamı bir çürükçüldür, bir köke ya da bir dala üzerinde oluşur. Fakat bazen o devrilen ağaçta olduğu zaman onu yerde sanabiliriz ve maalesef birçok defa kaz ayı, Cantharellus cibarius yani kaz ayı yumurta mantarıyla çok defa karıştırılabiliyor ve çok da zehirlenmeler yaşanabiliyor. İşte benzerliği o kadar yakın ki çok dikkat edilmesi gereken bir mantar. Birkaç tüyosu var değerli arkadaşlar. Onlardan biri şu: bu mantar titreyen bir mantar. Yani sürekli şöyle bir tanesini koparmak istiyorum sizlere. Şu şekilde titreyen bir mantar. Fakat Cantharellus cibarius bu özellik yok. Onun lamel yapısı, Cantharellus cibarius'un lamel yapısı ise bununki gibi değil. Lamel yokmuş gibi bir damarlanma varmış gibi. Zaten bir tek ona benziyor çoğunlukla. Evet, kokusu güzel ama çok tehlikeli mantarlardan biri. Kesinlikle karıştırılmaması gereken mantarlardan biri. Şöyle, bizi tek aldatabilen noktası, biz bunu ağaçta bağımlı olarak gördüğümüzde önlemini alabiliriz. Tehlikeli olduğunu görebiliriz. Fakat değerli arkadaşlar, ağaçta çıkan mantarlar zehirsizdir, tüketilebilir kuralı kesinlikle yanlıştır. Çünkü çok zehirli mantarlar da olabiliyor. İşte onlardan da biri bu mantar. Değerli arkadaşlar, tekrar üzerine durmak istediğim şey ise kütük yere devrilmiş ve üzeri de aynı zamanda örtülmüş toprakla biz bunu fark edemeyebiliriz. Alırken, koparırken bunu yumurta mantarı olarak anlayabiliriz. Kesinlikle tecrübeli birisi yoksa yanınızda asla bu mantara karşı bir temkinli olun. Evet, rengi de çok güzel. Harika, çok yakışıklı bir meşe kökü. Çok yakışıklı bir mantar. Bunu sizlere bugün tanıtmak istedim. Dikkat edilmesi gereken mantarlardan biri, ahulu mantarı. Teşekkür ederim.